Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda Land Rover Defender var. Defender'ı hatırlarsınız, bundan yaklaşık bir sene önce detaylıca inceleyip sizlerle paylaşmıştım. Diyebilirsiniz ki peki bu arabanın nesi var, neden şimdi bir daha bu arabayı inceliyorsun? Haklısınız, hemen yanıtını vereyim. Bu araçta artık P300 diye adlandırılan benzinli bir motor kullanılıyor ve artık Land Rover Defender ülkemizde sadece bu motorla satılıyor. O yüzden bu haftaki konuğumuz Land Rover Defender P300. Detaylıca olmasa da güzelce, keyif alacağınız şekilde bu aracı inceleyip sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Her zaman olduğu gibi Defender'ın da tasarımına birlikte kısaca bir bakalım. Şimdi Defender hakikaten tank gibi bir tasarıma sahip. Bu kübik formda dediğimiz, yani kare hatların, köşeli hatların yoğun olduğu bir tasarımı var. Bu araçta HSE X Dynamic diye adlandırılan bir paket kullanılıyor ve gördüğüm kadarıyla belli renk detayları var. Yani mesela daha önce incelemiş olduğum araçta buralar biraz daha açık griydi. Jantlar da keza aynı şekilde. Fakat bu araçta gördüğünüz gibi biraz daha koyultulmuş, biraz daha füme tarzında detaylar kullanılıyor. Ayrıca yine bu aracın altına ve yanlarına baktığımız zaman burada kullanılan plastik detaylarda biraz daha parlak tercih edilmiş. Yani bana sorarsanız bu arabaya dışarıdan baktığınız zaman hani her ne kadar gerçek bir arazici olsa da biraz daha şehir kullanımına yönelik bir paketi, daha sportif bir görünümü olduğunu söyleyebilirim. Aracın X Dynamic paketi olduğunu burada hemen kapının alt kısmındaki ibareden görebiliyorsunuz. Ayrıca dikkatimi çeken bir şey var, onu size göstermek istiyorum. Bakın burada ön camın alt kısmında da HSE paket, P300 motor hemen burada şasi numarasının yanında yer alıyor. Arkasına baktığımız zaman burada tam boy bir yedek lastikle karşılaşıyoruz. Bir önceki incelediğim araçta burada ekstra bedel karşılığında alabileceğiniz bir tane kapak vardı. Bunda yok. Daha çıplak bir şekilde burada, hani demin söylediğim aslında daha şehirliyim demesine rağmen burada biraz daha arazi aracıyım vurgusu karşımıza çıkıyor. Stopları biliyorsunuz zaten LED teknolojili, gayet kendi nevi şahsına münasır bir tasarımı var. Bence güzel gözüküyorlar. Benim gözüm alıştı. Şimdi bagajı açmak istediğimiz zaman böyle güzel bir kapak açıyoruz ve büyük, genişçe bir tane yükleme alanı bizleri karşılıyor. Bunu da daha önce söylemiştim. Kolay temizleyebileceğiniz, yani kir tutmayacak, leke tutmayacak yapıda bir bagaja sahip burada Defender. Bu araçta ekstra olarak o X Dynamic paketinde alabileceğiniz bu kurtarma bağlantıları standart olarak geliyormuş. Daha önce incelediğim araçta buralar kapalıydı. Burada kapaklar vardı. Son olarak bagajı kapatmak istediğimizde yine bunu göstereyim. Bu da bu şekilde vakumlu kapanan yine bir bagaj kapağına sahip. Arkada gayet geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Kısaca göstereyim. Boyum 1.78, biliyorsunuz. Bu da benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Yani bir karışlık bir diz mesafesi ve burada da 4-5 parmaklık bir baş mesafesi sunuluyor. Burada rahat oturabiliyor yetişkinler. Yüksektesiniz. Yolu da görebiliyorsunuz. Ve biz bu aracın dizel versiyonuyla zaten ailece 5 kişi yüklenip Bodrum'a da gidip gelmiştik. O yüzden hakikaten buranın çok konforlu olduğunu biliyorum. Bu araçtaki yine donanımsal fark bir tanesi, bakın burada 3. bölge klima sisteminin sunuluyor olması. Bizim daha önce kullandığımız araçta burada 3. bölge klima sistemi sunulmuyordu. Buradan kendi iklimlendirmenizi gayet güzel yapabiliyorsunuz ve buna ek olarak her ne kadar bu araç 5 koltuklu olsa da arka tarafta bir tane daha klima butonu ve havalandırma menfezleri var. Yani oradan da soğutma yapabiliyorsunuz ama bu araçta arka koltukta kimsenin oturmasına imkan yok. Çünkü bu aracın konfigürasyonunda arkada koltuklar ve emniyet kemerleri sunulmuyor. Hazır Defender'da yeni bir tane motor var demişken bunu size göstermemek olmaz. Şöyle amortisörlü kaputumuzu kaldıralım ve kaputun altındaki 2 litrelik 4 silindirli Land Rover'ın bu Ingenium diye adlandırdığı motoru size göstermiş olayım. 300 beygirlik güç üretiyor. 400 Nm'lik tork değerlerine sahip ve 8 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte kombine ediliyor bu motor. Sürüş kısmında zaten motorun performansından, tüketiminden detaylıca sizlere bahsedeceğim. Hatta merak ettiğiniz, sorduğunuz, yani neden dizel artık gelmiyor, benzinli motor iyi mi, daha mı sorunsuz, bu konulardaki bilgilerimi, izlenimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Artık iç mekana geçiyoruz.
Geldik Defender'ın iç mekanına. Şimdi buradaki düzeni zaten biliyorsunuz, daha önce de detaylıca anlatmıştım. O yüzden çok detaylı anlatmayı düşünmüyorum. Sadece Defender'ı ilk defa bu videoda izliyorsanız şöyle kısaca bahsedeyim. Bakın burada çok minimal tasarım detayları var. Yani hem bu aracın Terrain Response çekiş sistemini buradan ayarlayabiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Hem de aynı tuşlar üzerinden klima ayarlarını, klimanın şiddetini, koltuk ısıtmanın ve soğutmanın ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Vites kolu hemen elinizin altında, kolay kullanılıyor. Çok fazla eşya gözü var. Yani buralarda olsun, ekranın arkasında olsun, önde olsun, burada soğutma buzdolabı olsun, iki tane kademeli. Yani çok rahat bir şekilde yayılabileceğiniz, eşyalarınızı içine koyabileceğiniz bir kokpit burada sizi karşılıyor. Defender'ın sürücü koltuğuna geçtiğiniz zaman. Sürücü koltuğuna oturduğunuzda da evet, yerden hakikaten bayağı yüksektesiniz. Bu yerden yüksekliği ayarlanabilen süspansiyonlar standart seviyedeyken, bunu tabii ki arazi şartlarında daha yükseltmek veya farklı daha alçak yerlerden geçeceğiniz zaman da buradan alçaltma imkanınız var. Oturduğunuz zaman evet, hem aracın kaputunu görüyorsunuz hem de bayağı heybetli, güçlü bir tane SUV'nin direksiyonun başında olduğunuzu hissediyorsunuz. Artık yola çıkıyorum ve asıl merak ettiğiniz detaylara değiniyorum. Yani bu P300'lük 300 beygirlik motorun bu 2 tondan daha ağır gövdeyi nasıl çektiğini şimdi hep birlikte tecrübe edelim. Aracın 0'dan 100 km hızlanma değeri fabrika tarafından 7.4 saniye olarak belirtiliyor. Onu yine düzlüğe gittiğimiz zaman birlikte tecrübe edeceğiz. Şimdi aracın 300 beygirlik gücü ve 400 Nm'lik tork değerleri olduğunu söylemiştim. Dizel versiyonla kıyaslayacak olursak, yani 240 beygirlik güç ve 430 Nm'lik tork değerleri sunuluyordu. Biliyorsunuz dizel motorların o torku, çekişi size sanki biraz daha güçlüymüş gibi bir his yaşatıyor. Sürüş anlamında, kullanım anlamında. Çünkü motorun çalışma aralığı, devir bandı daha altlardan başlayıp daha ortalarda olduğu için o ayağınızın altında her daim gücü hissedebiliyorsunuz. Fakat tabii bu araç da yine turbo beslemeli bir motora sahip olduğu için bunda da gayet esnek, gayet güçlü bir yapı olduğunu fark edebiliyorsunuz. Kıyaslamak gerekirse, yani 240 beygirlik dizel motorlu versiyonla 300 beygirlik bu benzinli motor arasında kullanım anlamında, kullanımdaki his anlamında büyük farklar var mı derseniz, açıkçası ben çok çok büyük farklar olduğunu hissettim diyemem. Ama tabii ki fabrika verilerini kıyasladığımız zaman dizel motorlu versiyonun 0-100 km hızlanma değeri 9.1 saniyeyken bunun 7.4 olması aralarında azımsanmayacak bir performans farkı olduğunu da ortaya koyuyor. Tabii ki bu aracın bir performans aracı olmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Sürekli dört tekerlekten çekiş sistemine sahip, gayet kabiliyetli, arazide çok rahat yol alabileceğiniz yapıda bir araç, ama gaza bastığınız zaman da yüksek süratlere rahatlıkla çıkabiliyor olması size hem keyif veriyor hem de güven. Şimdi sürüşle ilgili neler var? Mesela Instagram'da sorularınız var mı diye sormuştum. Sizden mesela hani viraj performansı nasıl? Güven veriyor mu? Güvensizlik yaşatıyor mu gibi sorular gelmişti. İnanın araç bu cüssesine rağmen, bu yerden yüksek gövdesine, bu ağır kasasına rağmen gayet iyi bir viraj performansı sergiliyor. Tabii ki limitleri dahilinde, tabii ki sınıfı dahilinde. Yani bu araçtan standart binek bir otomobil performansı beklemek, bir kompakt hatchback performansı beklemek doğru olmaz. Ama ben bu aracı kullandığım süre boyunca virajlı yollarda da aracı tecrübe ettim. Daha önce Bodrum'a diğer versiyonla uzun yola gittiğimi de söylemiştim. Hakikaten çok konforlu, çok güven veren bir yapısı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi şu anda iki göstergeli şekilde görüyorsunuz ama bir 0-100 km hızlanma yapacağız. O yüzden şöyle ben göstergenin düzenini bir değiştireyim. Ortada bu şekilde tek kadran ve hız olacak şekilde düzene geçeyim ve bir 0-100 km hızlanmayı birlikte tecrübe edelim. Şöyle şanzımanı da spor moda aldım. Şu anda önümüz boş, arkamız da boş olduğu takdirde her zaman yaptığımız düzlükte bir hızlanma testi yapalım bakalım. Evet, hazırsak başlıyoruz. Ben susuyorum, biraz motorun sesini dinliyoruz. Yüz. Böyle bir tekledim 99-102 olunca. Bence araç
gayet güzel hızlanıyor. Bu kadar ağır olmasına rağmen 2 tondan daha ağır bir aracın böyle değerler sunuyor olması bence gayet güzel. Bakın tekrar kasisi geçtikten sonra gaza oturduğumda da nefis de bir motor sesi duyuyorsunuz. Şanzıman da hızlı bu arada geçişler. Oh. Güzel. İşin performans kısmı bence gayet iyiydi. Gayet tatmin edici bir performans sunuyor Defender bence bu P300 motorla. Tabii işin bir de tüketim boyutu var. Şimdi tüketim boyutuna gelmeden evvel size yine şu ikili düzene geçirmek istiyorum yol bilgisayarını ki daha rahat bir şekilde ortada bunu görebilelim ve size diğer bilgileri verebileyim. Şimdi ben bu aracı 319 kilometredir kullanıyorum ve şu anda yol bilgisayarında bana 13.7 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Fabrika verileri yanılmıyorsam 11 litreler civarında ki bu tüketim değeri yine teste başladığımızda 13.4 litreler civarındaydı. Biraz performanslı kullandığımız için tüketim de doğal olarak biraz artmış vaziyette. Şunu söylemek istiyorum. Ben aracı aldığımda iki yol bilgisayarda hiç sıfırlanmamıştı. Yani araç şu anda 3102 kilometrede. Şunu şöyle göstermek istiyorum. Ben ikinci yol bilgisayarını bilerek sıfırlamadım. B olanı ki size bu şekilde testte gösterebileyim diye. Bu da aracın tam 3102 kilometrenin sonundaki tüketim değeri. Yani 13.2 litrelik bir tüketim değeri var. Bu aracı benden önce kullanan insanların kullanım stiliyle de böyle bir ortalama tüketim değeri yakalanmış. Yani buradan şu sonuca varabilirsiniz. Eğer P300 motorlu bir Defender sahibi oluyorsanız yaklaşık 13 litreler civarında bir benzin tüketimiyle karşılaşacağınızı bilmeniz lazım. Şunu söyleyeyim yani tabii ki yüksek bir değer ama aslan besleyen yemini düşünmez. Yani buralarda 1,5-2 milyon TL'lerde bu sınıfta bir SUV alıyorsanız böyle bir performansa sahipseniz tabii ki böyle bir tüketim değeri olacak. Yani bu araçtan yine demin söylediğim gibi yani bir binek otomobil, kompak hatchback gibi 6'larda 8'lerde bir tüketim değeri beklemek hayalcilikten öte olmaz. Bunu da kesinlikle bilmekte fayda var. Süspansiyonlar genel olarak konforlu. Yani Defender'ın içinde konforlu sürüşler yapabiliyorsunuz. Yalıtım konusu var. Yalıtım kısmı sorulmuş. Ya bu araçta şunu tecrübe ettim. Bu 320 kilometrelik sürüşüm boyunca otoyolda biraz yüksek süratlere çıktığımda ki çok yüksek süratlerde değil. Yani 120-140 süratlere çıktığın zaman biraz rüzgar sesi gelmeye başladı. Yani daha önceki versiyonda bu kadar fark edilir bir şey olduğunu çok net anımsayamıyorum. Ama bu araçta bunu tecrübe ettim, bunu aklıma yazdım. Yani hani tabii ki aracın yerden yüksek yapısı, bu köşeli formu, büyük aynaları neticesinde tabii ki rüzgara karşı bir direnç oluyor. Bunun neticesinde de tabii ki bir ses oluşması normal diyebilirsiniz ama aracın genel anlamda hani yalıtımının iyi olduğunu düşünecek olursanız biraz beni düşündürdü. Yani bu araca özel bir şey de olabilir. Bilmiyorum ama birazcık rüzgar sesi duyuluyor. Toparlamak gerekirse bugünün şartlarında bir tane 0 kilometre Land Rover Defender almak istiyorsanız yetkili satıcıdan alabileceğiniz tek versiyon artık bu P300 diye adlandırılan benzinli motorlu versiyon. Bu konuyla ilgili de sizlerden yine sorular gelmiş. Yani dizel motor artık olmayacak mı? Dizel motor sorunlu muydu? O yüzden mi gelmiyor? Veya benzinli motor daha mı sorunsuz diye sorular sormuşsunuz. Öğrendiğim kadarıyla bilgilerimi vereyim. Evet, artık tüm markalarda olduğu gibi yani bu dizel motorlara artık yavaş yavaş veda edilmeye başlandı. Land Rover da bunlardan bir tanesi artık biliyorsunuz çoğu modelleri elektrik destekli, plug-in hibrit versiyonları var ve tamamen benzinli modellerle karşımıza çıkıyor. O yüzden artık benzinli modellere kayıyor diye düşünebilirsiniz. Sorunsuzluk konusuna gelecek olursak, evet bu hepinizin kafasını kurcalayan, benim sahip olduğum 2011 model Discovery 4 ile ilgili de sizlerden çok fazla sorular aldığım sorunlu mu değil mi gibi yani motorla ilgili insanların kafasında belli olumsuz düşünceler var. İnsanların yaşadığı tecrübeler neticesinde kafalarında oluşmuş. Şöyle bir şey söyleyeyim, bu yeni nesil 2 litrelik motorların o eski 2.7 3.0'lar kadar sorunlu olmadığını, problem çıkartmadığını biliyorum ama bizzat sorduğumda bu benzinli motorlar konusunda Jaguar Land Rover grubunun hakikaten iyi yolda olduğunu ve bunların bayağı sorunsuz motorlar olduğu geri bildirimini aldım. O yüzden sizlerle gönül rahatlığıyla paylaşabiliyorum. Tabii ki bu motorlar hani daha fazla kullanılıp daha fazla kilometre yaptıktan sonra neler olacağını hep birlikte görüyor olacağız ama markanın tabii ki takip ettiği, gözlemlediği bazı şeyler var ki o da benzinli motorlar konusunda çok daha iddialı oldukları yönünde. Konuyu biraz dağıttım, farkındayım, artık toparlama kısmına gelmiştik. Şimdi fiyat kısmından bahsetmek gerekirse
Bu araç aslına bakarsanız vergi öncesinde 750 bin TL'lik bir fiyata sahip. Fakat bu araç 2 litrelik motorlu olduğu için ülkemizde %150'lik ÖTV dilimine giriyor ve %150'lik ÖTV, onun üstüne de %18'lik KDV bindiği zaman 1 milyon 500 bin TL'lik bir vergi yükünün altına girmiş oluyor. İkisini topladığımız zaman, yani 1,5 milyonla 750 bin TL'yi topladığımız zaman ortaya bugünün şartlarında 2 milyon 250 bin TL gibi bir anahtar teslim etiket fiyatı çıkıyor. Benim şu anda kullanmış olduğum bu Land Rover Defender P300 HSE X-Dynamic paketli araç için. Tabii ki çok fazla, yani evet, günümüz şartlarında bu araçlara ulaşmak, sahip olmak o kadar kolay değil. Çok geniş kitlelere hitap eden araçlar olmadığını tabii ki biliyoruz. Ama aracın bedelinin iki misli oranında vergi ödüyor olmak da tabii ki her zaman söylediğim gibi biraz düşündürücü ve fazlasıyla da üzücü. Ama tabii şu anki gerçeğimiz bu olduğu için bunun üzerinden değerlendirmelerimizi yapalım. Bu aracın rakipleri, daha önceki testte de söylediğim gibi, hani Mercedes G serisini söyleyebiliriz, Jeep Wrangler Rubicon'u söyleyebiliriz. Bunları yan yana koyduğumuz zaman tabii ki fiyatları değişkenlik gösteriyor. Mercedes bunun neredeyse 1,5-2 misli daha pahalı. Jeep Wrangler bundan biraz daha uygun fiyatlı satılıyor. Hani genel anlamda değerlendirdiğiniz zaman sunduklarıyla ve fiyatıyla bu araç öne çıkıyor ve bence mantıklı bir seçenek olarak gözüküyor. Bu tabii ki benim düşüncem. Sizlerin ne düşündüğünü bilmiyorum. Tabii ki satın alma aşamasında bütçenize, beklentilerinize göre değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Umarım bilgilendirici olmuştur. Yine kendi izlenimlerimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Artık videonun sonuna geldik. Ben biraz daha bu 300 beygirlik devasa cüsseyle bu yollarda biraz daha keyif yapacağım. Bu arada yani iki videodur söylemeyi unutuyorum. Bu aracın alameti farikalarından bir tanesi bu Clear Sight diye adlandırılan dikiz aynası. Yani şu anda bu şekilde arkayı görmeye çalışıyorsunuz. Siz beni görüyorsunuz ama ben arkadaki o büyük yedek lastik neticesinde arkayı çok net göremiyorum. Fakat şöyle tek bir dokunuşla kamerayı devreye aldığınız zaman çok rahat bir şekilde arkanızda olup biteni rahatlıkla gece ve gündüz görebiliyorsunuz. Bunu da bu testte söylemiş olayım ve Defender'la ilgili tüm söyleyeceklerimi sizle paylaşmış olayım. Hoşça kalın.